Merhaba sayın ve değerli seyircilerimiz. El Türk Muayede Televizyonu'ndan Bağdat Esirilana Günlük Enaber Bölteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Savruma Bakanı Cahal Şammari Karbala Valisi Casim El Trebi ile bir araya gelerek ildeki güvenli gelişmeleri ele aldı. Çelikte bulunan Fadaj terör örgütüne bağlı olmaları ile suçlanan bir grup terörist gözaltına alındı. Irak'ın Ankara'da Büyük elçi Hasan El Canabi, Türkiye hükümetinin Irak'ın ve terörden zarar gören bölgelerinin de imal konusunda katkıda bulunmak istediğini belirtti. İran Deniz Kuvvetleri yakıt kaçakçılığı yaptığı ger gerekçesiyle Kürfüz'de bulunan yabancı bir patrol tankerini tutukladı. Amerika'yı vuran Durian kısırgası sonucunda ölen sayısı 44 44'e yükseldi. Merhaba sayın seyircilerimiz. Savunma Bakanı Necah Elşemari Kerbelə Valisi Casim Tabi ile bir araya gelerek ildeki güvenlik gelişmeleri ele aldı. Ekeli Muharram ayı ilə əlaqəli təhlükəsizlik hazırlıqlarının vəziyyətinin təmin edilməsi konlarını görüşdülər. Ötəyəndən Savılma bakanı Elşan Mari Orta Fırat Operasiyalar Komutanlığında bulunan təhlükəsizlik üzrə zəv və HŞ bir qücləri sorumlu ilə bir araya gələrək Muharram ayı ziyarəti ilə əlaqəli təhlükəsizlik planını görüşdülər. Kerbela əlinə bağlı yerel hökumət Muharram ayı mərasimlərinin də yaxınlaşması ilə təhlükəsizlik və xidmət planları ilə bağlı çalışmaların sürdüyünü duyurdu. Yerel hökumət ayrıca ölkənin içindən və dışından gələn ziyarətçilərin qarşılanmaları üçün tam hazırlıq olduqlarını bildirdi. Muharrem ayı marasimleri dolayısıyla İranlı ziyaretçilerin girişlerinin de kolaylaştırılması için İçişleri Bakanı Munzuriyye sınır kapısı ve İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. ile ilgili bir açıklamada bulunan bakanlık açıklamasında bakan Elyasiri ziyaretçilerin girişlerini kolaylaştırılması için sınır kapısında çalışan bütün mamurlara talimette bulundu. Suudi Arabistan Valiyyatı Muhammed Bin Selman Başbakan Adil Abdülmehdi'yi arayarak bütün konularda iki ülke arasındaki ilişkileri konusunu ele aldılar. Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Başbakanlık Rasmi Basın Bürosu açıklamasında iki tarafın OPEC'te bulunan diğer taraflarla koordine içerisinde bulunarak petrol piyasasındaki fiyatlarında dengelemek konularının görüştüklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Orak'ın ara para fonuna da bağlı borçlarından %75'inden muaf tutulması için Ara Birliği Genel Sekreterliği ile bir mutabikat imzaladı. Bu konuyla ilişkin bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Rasmi Sözcüsü Ahmet El Sahaf açıklamasında mutabikatın ödenmesi gereken paralarında kalan kısımlarında içerdiğini belirterek Arakan bu borçlardan muaf tutulması... Tunus'ta düzenlenmiş Arap zirvesi çalışmalarının bir bölümü olduğunu söyledi. Sayer'in koalisyonu üyesi, parlamento milletvekili Ala Arubey Ar ülkenin çıkarı için Asya parlamentolar planlama ve bölge komitesi toplantısına katılan heyetler arasında görüşmelerin yapıldığını belirtti. Milli vəkil Ər-Rübii İraqiya IMN Haber kanalına yapmış olduğu bir açıqlamasında heyətlər arasında yapılan görüşmələrin olumlu keçdiyini bildirərək, "Yatırım şirkətlərinin də ölkəyə girməsi üçün də anlaşmaların yapıldığını qeyd etdi. Kürk'te bulunan ileri ortak operasyonlar komutanı tüm general saat Harbiye, Kürk'te bulunan ve Daş terör örgütüne bağlı olanları ile suçlanan bir grup teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Tüm general Harbiye yapmış olduğu açıklamasını ekleyerek ayrıca zanlıların da tutuklanması için istihbarat birimleri ile bir koordinasyon yapıldığını. bə bir tuzaq qurulub tutuqlandıqlarını və daha sonra ilgili məkamlara təslim edildiklərini bildirdi. Töm-general hərbiə ayrıca Kərkük халqının güvən və istiqrar daxilində yaşamaları üçün lazım bütün güvənlik və istibarat çabalarının da yoğunlaşdırıldığını ifadə etdi. MİSAN İlinde bulunan Petrol Mühendisliği mezunu öğrencileri atanmaları için sorulara bir çağrı da bulundular. Elle çalışan şirketler ise kendi bünyesinde çalışan araklı sayısının %80'e yetiştiğini belirtti. Ankara Büyükelçisi Hasan El, El Canabi, Türkiye hükümetinin Arak'ın ve terörden zarar gören bölgelerinin imar konusunda katkıda bulunmak ve ikili ilişkilerinde güçlendirilmesi ayrıca başta su konusu olmak üzere askıya alınan birçok konunun da çözümü için çaba gösterilmesinin de talep ettiğini belirtti. Öte yandan su işlerinden sorumlu Türkiye Cumhurbaşkanı elçisi Beysa oğlu ülkesinin de Araqla olan ilişkilerini güçlendirmede istekli olduğunu, aynı zamanda su konusunda birçok ortak çalışmalarda bunun Ocaklarını kaydetti. Tahran nükleer anlaşmaya olan bağlılığını da kısıtlanması konusunda üçüncü aşamaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İran Atom Enerjisi Ajansı resmi sözcüsü Bahros Kamalondi, ülkenin de atom enerjisi ajansı yasalarını da ihlal etmediğini ve ayrıca nükleer dağılım sözleşmesi protokolündeki çekilmediğini ve belirterek İran'ın da bu adımı atmasının da Washington'un da ehlallerine karşı olduğuna ifade etti. İran dəniz qüvvələri Yakut kaçaqçılığı yaptığı gərəkçəsilə Körfəzdə bundan yabançı bir patrol tənkerini tutduqladı. İran rəsmi televizionor rəsmi kainklərdan aldığı xəbərlərə görə tənkerin 200 min litrelik bir yakut daşıdığını və Filipinlər vətəndaşları olan 12 dənizçi tərəfindən qonulduğunu bildirdi. ABD savunma bakanı Mark Sper, deniz güvenliğinin de Washington'un da önem gösterdiği öncel konuların da başında geldiğini ve körfez sularında denizciliği de kuruma altına almak istediğini belirtti. Hasper Paris'te bulunduğu sürede Fransalı mevkidaşı Florence Barley ile bir araya geldiği sırada ülkesinde İran nükleer Bahlaq konusunda yapmış olduğu kısıtlanmasından dolayı şaşırmadığını dile getirdi. Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Barley Paris'inde nükleer anlaşmaya bağlı kalması konusunda İran'ı da ikna edici belirterek ülkesinin de Körfez'de denizciliğin özgürlüğüne önem verdiğine ifade etti. Gazze'de yaşanan büyük dönüş yürüyüşleri sırasında Filistinler ile İsrailler arasında çatışmalar sonucunda iki Filistinli şehit düşerek onlarca Filistinli ise yaralandı. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında iki Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda şehit edildiklerini kaydetti. Öte yandan İsrail ordusu dönüş yürüyüşleri Yanındakı çadırlar yanında onlarca asker konuşlandırdı. Sürüyüsü hama elinden bağlı Alqab ovasında bulunan askeri bölgeye Yunanlı silahlı kişiler tarafından fırlatılan ve bombayla yüklü olan insansız hava aracı saldırısını püskürttü. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Savunma Bakanlığı açıklamasında hava savunma sisteminin iki insansız hava aracını düşürdüğünü ve üçüncü hava aracını da hammi üstüne yaklaşırken düşürüldüğünü kaydetti. Irak, Abdullah Hamduk Başkanlığında Sudan'ın hükümet kabinesinin kurulmasını sıcak karşıladı. Bu konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan deşikleri Bakanlığa açıklamasında bu adımın Sudan'ın da anayasal koruluşlarının da inşa etmede çok önemli bir adım olduğunu belirterek Alakkin kardeş Sudan Cumhuriyeti'ne tam destek verdiğini ve ikili ilişkilerinde geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu ifade etti. Belenti üzere Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok 18 Bakan İçeren Hükümet Kabinesinin kurulduğunu duyurmuştu. Hamdok yapmış olduğu bir açıklamasında hükümet kabinesinin kurulmasının da gecikmesinden gecikmesindeki nedeninde bütün Sudanlıların da temsil edilmeleri özen göstermek olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde üstleneceği öncel görev ve savaşı durdurup barışı sağlamak olduğunu dile getirdi. Uluslararası bir rapora göre, Kuzey Kore nükleer ve plastik füzü programında da geliştirme konusunda çalışmalara devam ediyor. Güvenlik konseyine bağlı Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar komitesi düzenlemiş olduğu bir raporunda, Kuzey Kore'de bundan uranyum geliştirme təsislərinin də hələ çalışdığını bəlirdi. Rusiya Dövlət İşləri Bakanı Sergey Lavrovun Washington'un görüşmək konusunda göndərdiyi siqnallarının da olumsuz olduğunu bəlirdi. Lavrov yapmış olduğu açıklamasını ekleyerek ayrıca Rusiyanın ABD ile görüşmede istekli olduğunu fakat ABD'den tatmin edici sinyallerin de alınmadığını belirterek Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesinden dolayı da ayrıca özgün olduğuna ifade etti. İngiltere Parlamentosu Başbakan Boris Johnson'un önümüzdeki Ekim ayında erken seçim yapılması yönündeki önerisini raddetti. Öte yandan Başbakan Johnson seçimlerinde yapılması önerisini raddeden İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn'i eleştirerek İşçi Partisi'ni tutumun ciddiyeti konusunda bir daha düşünmeye dair kendisine bir çağrıda bulundu. Johnson ayrıca Korbinindən muhalifət tarixində seçimləri də raddiyədən tək politikacı olduğunu və seçim nəticələrindən qorxduğunu söylədi. Say seçicilərimiz Amerikayı vuran doğruyan sorğalası sonucunda ölən sayı 44-ə yüksəldi. Konu ilə əlaqəli bir açıqlamada bulan Amerikan Ulusçuq Qısırqan mərkəz açıqlamasında saatda 160 kilometrə sürət zayətşən qısırqanın da norte koreliyədən koroli, 48 kilometrə uzaqlıqda bulunduğunu bəltərək rusiyaların da vətəliqalarında yüksəlişindən dolayı bir uyarıda bulundu. sayy seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Sovruma <Sessizlik> Bakanı Cel Şemari, Karbala Valisi Cassim El-Hitabi ile bir araya gelerek, eldeki güvenlik gelişmelerini ele aldı. Kerküt'te bundan vaday ister örgütnə bağlı olmaları ilə suçlanan bir qrup terrorist göz altına alındı. Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Türkiye hükümetinin Irak'ın ve terörden zarar gören bölgelerinin imarı konusunda katkıda bulunmak istediğini belirtti. İran Deniz Kuvvetleri yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Körfez'de bulunan yabancı bir patrol tankerini tutukladı. Amerika'yı vuran Duryan kısırgası sonucunda ölen sayısı 44'e yükseldi. Sayın ve değerli seyirciler, bizimki haberlerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.